kadınların sokakta yürürken pilavda dondurma ve muz yemesi sence etik mi abla? Sanat için soyunduğunu söyleyip vücudunu sergileyen kadın sanatçılar gerçekten sanat için mi soyunur? Yoksa popülaritesini arttırmak için? Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret edenler için bir takım çevreler putperest diyor. Fakat buna istinaden türbelerde dua eden insanlar için de putperest denilmeli mi? Peki abla, Türk kızlarındaki yabancı erkek hayranlığı neden dolayı? Şimdi Hürriyet abla, bir kadın olarak sana soruyorum. Burada Ayşe Hanım mı haksız, Mehmet Bey mi haksız? Valla burada Mehmet Bey haklı, Ayşe Hanım haklı. Doblolu enişte. Ne aradın, ne de sordun, sevda bunu neresinde? Şu gönlümü yaraladın, üstüme dert sıraladın. Şu biri miyim, biri miyim, ben ellerden biri miyim? Bırakıp da gittin beni, sevdalıyım. Sen gülümsün, ben dağlıyım. Herkese merhabalar sevgili Doblolu Enişte kanalı izleyicileri. Bu videodaki konuğum yurt dışı ve yurt içi konserlerinde boy göstermiş, 2014'te çıkarttığı ilk albümünden sonra bugünlerde yeni bir albüm hazırlığında olan Mesan ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Türk Sanat Müziği kadın sanatçımız sevgili Hürriyet Akbaba. Merhabalar. Bu arada gözleriniz çok güzel ablam. Ay, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Sen de dedin sonunda yani gözlerim güzel oldu. Teşekkür ederim. Yani gerçeği söylüyoruz. Hürriyet abla, kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Bütçeniz çok iyi. Böyle şeyi çok iyi kullanan insanlara karşı ayrı bir sempatim oluyor. Ay, teşekkür ederim. Yani, şöyle diyeyim, belki ben lisede edebiyat bölümü mezunuyum. Yani sanatçı olmasaydım herhalde büyük bir ihtimal spiker olabilirdim. Bana zaman zaman onunla ilgili de teklifler de gelmişti ama ben dedim sanatımda ilerlemek istiyorum. Aha. Onu düşünmedim, sanatımda ilerledim. Tabii ki Türkçe'yi güzel konuşmak güzel yani insanlar, ben kendim bu arada Elazığlıyım. Yani insan kendi şivesini konuşamayabilir ama insan kendini geliştirebilir. Şimdi bugün geliyorlar, memleketinden çıkıyor, okumuş da olsa bakıyorsun şivede hiçbir değişiklik yok. Ama biraz insan kendini geliştirmesi lazım bence bu konuda. Şive değişir değil mi? Ya tabii ki değişiyor canım. Şimdi ben Elazığ'ca çok konuşmuyorum. Ha, isterim kendi şivemi konuşmayı ama bazen bakıyorum insanlar üniversite bitirmiş fakat konuşmaya başladığı zaman inanır mısın o kadar şive bozuk ki o anda bütün enerjin gidiyor yani. Evet. Ben de şiveye, diksiyona, konuşmaya çok önem veren bir insanım. Çok önemli. Çok önemli bu inan. Evet, doğru abi. Evet. Şimdi Hürriyet abla, benim özellikle kadın olduğun için sana kadınlar hakkında sormak istediğim sorular var ama şimdi tepki çekmeyeyim lütfen arkadaşlar çünkü günümüzde yaşadığımız olayları soru haline getirdim. Güzel. Bu yüzden ne feminist ablaları kızmasın lütfen bana. Peki abla, kadın olduğun için sana kadınlarla alakalı, kadınların genel bir davranışıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Kadınların sokakta yürürken külahta dondurma ve muz yemesi sence etik mi abla? Tamam, çok güzel bir soruya değindin. Sen buna cevap vereyim çünkü benim de zaman zaman çok eleştirdiğim bir şeydir bu. Ben de çok dondurmayı severim ama yolda hiç hayatımda dondurma yememişim. Dondurmayı nerede yerim? Giderim pastanede, dondurma satılan yerlerde otururum, dondurmamı zevkle yer çıkarım. Ama kadınlar yolda şapur şupur dondurma yiyorlar. Evet. Bizim çok cahil kesimimiz var. Şimdi Avrupa'da bu asla yadırganmaz ve asla bir bayan dışarıda dondurma yediği zaman da bu böyle bir şey gözlere görülmez. Yani. Ha, çünkü neden? Avrupa yani görmüş medeni bir ülke onlar. Ama bizim Türkiye'de öyle mi? Hayır. Ben buna çok birkaç kere şahit oldum. Bayanlar dondurma yiyorlar. Ama karşıda tabii onu da çok görmüyorum. Cahil Anadolu'da gelmiş. Kadının dondurma yiyişini yadırgayarak yani o anda bir laf atıyor. Evet. Laf atınca o gerçekten çok abes bir durum oluyor. Tamam, yeğene saygım var ama bence bayanların yolda dondurma ve muz yemesine karşıyım yani. Vallahi çok güzel bir soru. Evet, ben istemiyorum, sevmiyorum. Yani bu arada dondurma yiyip feminist arkadaşlarım, onlara da büyük saygım var sonsuz. Belki buna karşı çıkabilir ama benim nacizane görüşüm, ben sevmiyorum yolda dondurma yenmesini. Bazıları sizi takdir eder bu konuda, bazı kadınlar ve erkekler. Teşekkür ederim. Edeni de etmeyene de gene teşekkür ediyorum. İnsanlara saygı duymak lazım. Benim sevdiğim onlar sevmez, onların sevdiğini ben sevmem ama buradaki önemli olan birbirimize saygı duymamızdır. Doğru. Olay bu. Peki abla, sanatla alakalı sizin
meslek grubumuzla alakalı bir soru sormak istiyorum. Çünkü içindesiniz. Evet. Bu soruyu en net cevaplayacak olan siz olabilirsiniz. Hı hı. Adınızı daha çok kitleleri duyurmak vaadiyle size gayri ahlaki ilişki teklif eden oldu mu? Ve çevrenizde bu ilişkiye evet diyerek bir yerlere gelmiş tanıdık sanatçı dostlarınız var mı? Şimdi şöyle diyeyim. Hakikaten sanat aleminde isminizi duyurabilmek için ödün vermeseniz asla bir yere gelemezsiniz. Şimdi ben demin dedim, ben neden çok isim duyuramadım? Ben 20 senedir sahnelerdeyim. Mesama kayıtlıyım, Turizm ve Kültür Bakanlığı'na kayıtlıyım. Yani birçok konserlerim, programlarım oldu. Ama ben yıllarca askeri gazino ve öğretmen evlerinde sahne yaptım. Böyle memur kızıyım, memur yerlerinde yaptım. Ha, daha o zamanlar güzel kazanıyordum. Çünkü sanat camiası o zaman çok hareketliydi, işler çok güzeldi. Kazanıyorduk. Aa, ben dedim kazanıyorsam hiç kimseyi arkama almak istemedim. Gençlik yıllarımıza, evet. Yani burada biraz tabii ki sahnelerimizin sinema, beyaz perdenin Türkan Şoray'ı olamayız ama evet. Bana da sahnelerin Türkan Şoray'ı diyorlardı gençlik yıllarımda. Gözler, diyorlardı. Gözler zaten diyorlardı. Vallahi ben de hiç estetik de yok. Anamdan doğduğum gibiyim. Sahnelerin Türkan Şoray'ı diyorlardı. Çok elimde tutmak isteyenler oldu. Bunları hani isim vermek istemiyorum. Sanat camiasının için, siyaset içinde olan, iş adamı olan kişiler de oldu. O zamanlar gençlik yıllarında çok peşime düştüler. Ama ben hiç kimseye arkamı almadım. Çünkü derim acaba iyi mi olur, kötü mü olur? Kızım sen kendi yolunda yürü. Çünkü ben eğitimliyim. Rahmetli benim hocam Necdet Tokatlıoğlu'ydu. O beni yetiştirdi. O beni sahnelere muhakkak çıkman lazım, bu sesini, bu güzelliğini kullanman lazım dedi. Güzel işler yaptım o zaman. Ama bugünümüze geldik. Tabii bilemedik Türkiye'nin bu durumlara düşeceğini. Bir pandemi oldu, evet. Ekonomik kriz oldu falan filan derken bizim müzik camiasını çok etkiledi yani o pandemi olayı. Sonradan da böyle çok bitme sanatçılar, mantar gibi sanatçılar türeyince evet. Biz bir yerde ikinci planda kaldık. Neden? Sağını solunu açan, arkasına para babasını alan, onu alan, bunu alanlar baktık yürüyorlar, biz evet. Yürüyemedik. Yani sanat camiasında arkanıza birinizi almadan asla ve asla isim yapamazsınız. Peki bu konuyla madem böyle bir benzetme yaptınız, bu konuyla alakalı size bir soru daha soracağım abla. Sanat için soyunduğunu söyleyip vücudunu sergileyen kadın sanatçılar gerçekten sanat için mi soyunur yoksa popülaritesini arttırmak için mi? Popülaritesini arttırmak için. Sanat için kimse soyunmaz. Ben de sanat için soyunabilirdim. Neden soyunmadım? Ama ben sanatımı yaptım. Çünkü orada sanatını, ismini duyurabilmek için bugün mesela Hande Yener, Gülşen kendi çapında gerçekten başarılı sanatçılar. Saygı duymak evet. lazım. Ama son zamanlarda bir bikiniyle çıktı, iç çamaşırla çıktı. Bir furya var, kaynayıp duruyor. Evet. Saygı duyuyorum, bayan vücuduna güvenmiştir. Çıkmıştır ama bak o ne yaptı? Onları bir adım, iki adım daha öne attı. Değil mi? Evet. Çünkü o şekilde isimlerini duyurmaya başladılar. Yani bizim sanatta reklamın iyisi veya kötüsü olmaz. Bunu Gülşen demek ve Demet Akalın'dan mı bir örnek verdiniz demin? Gülşen ve Hande Yener. Gerek var mıydı ama peki bunlara? Şimdi bu gerek şekilde var. Yani. Şimdi onlar zaten bir yerde yapmış isim yani. Yapmışlar. Evet, yani. İşte tamam isim yapmışlar gerek yoktu ama gene popülerliğini arttırabilmek için gene böyle bir şeye soyundular. Zafer'e giden her yol mübah mı diyorsun abla? Yani evet. Evet. Peki. Başka türlü olmaz. Ha, belki... Çok isim, onlar her zaman isim, bak saygı duyuyorum, kendi dallarında çok başarılı insanlar ama demek biraz geride kalınca, şimdi bu geriye öne atabilmek için ne yapmak lazım? Bir şeyler yapıyorlar. Anladım. Bugün ben de kalksam mesela, yani bir soyunsam, birilerini arkama alsam, bir reklam yapsam, ben de muhakkak daha da isim duyururum yani, duyururum. Doğru. Nasıl duyurabilirim? Hani beni sahnelerin demeyeyim, beyaz perdenin Türkan Şoray'a benzetiyorlar ya. Evet. Onun şekline girerim, onun şemasına anladım. Girerim. Biliyorsunuz zamanda çok taklitçiler çıktı. Sanatçıların taklitçileri çıktı. Ben de o şekilde olur. Aha, belki biraz o kişilere saygısızlık yapıp böyle bir şeye bürünmüş olabilirim ama ne gerek var? Doğru. Ben kendim Hürriyet Akbaba'yım. Hürriyet Akbaba olarak kendimi duyurmak istedim. Doblolu enişte. Peki Hürriyet abla, yaşadığımız durumlarla alakalı yine bir sorum olacak ama. Tamam. Bir örnekleme yapayım. Ayşe Hanım, dar tayt giymeyi çok seven bir kızımız ya da kadınımız. Tamam. Fakat hem siz kusura bakmayın, hem izleyenler kusura bakmasın, sokak jargonuyla bunu telaffuz edeceğim. Erkeğin gözünde tabiriyle mal meydanda. Yani. Mal meydanda. Yani. Hanımefendi bunu giyiyor, gayri ihtiyarı uzun süre kadınsız kalan Mehmet kardeşimiz de buna gayri ihtiyarı bakıyor. Ve sonucunda bakarken laf atma durumuna düşüyor. İşte evet. Yavrum işte hepsi senin mi gibi.
Saçak alem. Kadın da buna istinaden sen nasıl öyle konuşuyorsun ve de nasıl bakıyorsun diye tepki gösteriyor. Işte. Aralarında ufak bir sürtüşme çıkıyor. Şimdi Hürriyet abla, bir kadın olarak sana soruyorum. Çok güzel soru. Burada Ayşe Hanım mı haksız, Mehmet Bey mi haksız? Vallahi burada Mehmet Bey haklı, Ayşe Hanım haksız. Bak bu da gerçekten günümüzde benim çok kafama takılan ve çok nefret ettiğim bir olay. Neden diyeceksiniz? Ya bunu geçenlerde gördüm. Bayan poposu bayağı iri. Olabilir. Bizim Türk kadınları iri popoludur falan filan. Önemli değil. Olabilir. Ama giyersin üstüne poponu kapatacak bir gömlek giyersin. Bir bluz giyersin kapatırsın. Bayan bayağı kilolu. Ama bir tak giymiş. Yani vallahi billahi iç çamaşırının rengine kadar, poposunun şekline kadar çıkmış. Herkes peşinden yaşlı genci konuşuyor. Ben de tam ışıklardan geçerken benim de zaten dikkatimi çekti. Bir de üzerinde diyorum ya böyle yarım mont giymiş ama o kadar iğrenç bir şey ki. Evet. Şimdi o millet baktı yaşlısı genci kadını, Allah Allah bu nedir falan demeye başladı. Şimdi o bayan yolda yürürken insanlar laf atıyor. Vallahi atsınlar. Atsınlar. O kadın yani gerçekten kalkıp da dönüp o beyefendileri bir şey söylüyorsa dili de kopsun diyorum. Bak ben bu konularda bak çok modern görüşlü bir insanım, evet, ama bazı konularda da hayır tutucum. Biz bir Türk ülkesinde yaşıyoruz. Bir Müslüman ülkesinde yaşıyoruz. Biraz örflerimize, geleneklerimize, anneannelerimize uymamız gerekir. Ben solistim. Ben sahnede açık saçık giyebilirim. Ne bileyim biraz daha profan giyebilirim ama ben normal hayatımda bir anneyim. Gayet isturuplu, gayet kapalı. Yani yerine göre giyinen bir solistim yani. Şimdi ne gerek var dışarıda yani evde? İnsan evde dahi o şekilde donanamaz. Allah aşkına yapma ya. Bir de iri yarı bir çay zayıf olsa çok dikkat çekmez. Yok zayıftan bahsettim ben, zayıftan. Ama zayıf da aynı, iri de aynı. Yani zayıfın görüntü olarak güzel bir görüntü verse de gene etik olmuyor. Çirkin, evet, öyle giyiyorlar ki yani tayt o kadar ince ki şimdi her şeyleri meydanda. Olmaz canım ya, Allah aşkına olmaz. Lütfen biraz geleneklere uyalım ya. Bu kadar da abes olmasın. Biz Avrupa ülkesi değil, Türk ülkesi. Türk ülkesine bazı gelenek ve görenekler lütfen kurallı olsun. Ben kabul etmiyorum. Vallahi belki bana diyecekler solistanım çok hayır. Ben diyorum ya bak yerine plajda açık saçık giyinebilir. Ne bileyim bir tatil yöresinde açık saçık giyin ama şimdi normal hayatında, rutin bir hayatta yürürken bir bayanın öyle giymesi hayır çirkin beyefendi, ben kabul etmiyorum. Peki plajda dedin abla, bir soru daha geldi aklıma. Tamam. Kadın plajda güneşleniyor. Hı hı. Etrafında 2-3 tane erkek, kadının çok vücudu çok güzel. Hı hı. Sere serp uzanmış erkekler kadının etrafına, kadını bakıyor. Hı hı. Kim suçlu? Vallahi şimdi orada kadın suçlu değil canım. Şimdi kadın plajda uzanmış ya Allah aşkına güneşleniyor. Evet. O kadar da bağnaz olmayalım. Şimdi o da o erkeklerin yobazlığı diyeyim ya Allah aşkına. Şimdi insan bak demin ne dedim? Denizde, plajda açık saçık da olabilir, bikinisiyle de olabilir, tatilde de olabilir. Çünkü orası sonuçta bir güneşlenecek bir tatil yeri. Yani o rahatlığı yaşasın. Orada vallahi kadına ben suçlu demem şimdi. Ama biraz erkek de bakıyor ki çok güzel, canım, güzel vücudu var. Tamam güzel vücudu var diye kalkıp o kadına, o bayana taciz mi etmesi lazım? Canım bakıyorsa gitsin uzaktan gene göz banyosu yapsın ama o kadar da tacizkar burnunun dibine gelip de yapmasın Allah aşkına yani ya. Baksınlar ama uzaktan. Baksınlar canım, güzele bakmak sevap. Ama orada diyorum. Ha dışarıda da güzele bakmak sevaptır. Diyorum kadın güzel giymiştir, güzeldir. Biz bile yolda giderken güzel bir bayan yani gördüğüm zaman bakıyoruz ama usturuplu olsun. Doblalı enişte. Peki Hürriyet abla. Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret edenler için, evet, bir takım çevreler putperest diyor. Ziyaret eden insanlar için, tamam, putperest deniyor. Fakat buna istinaden şey, türbelerde mendil bağlayıp dua eden insanlar için de putperest denilmeli mi? Bak şimdi çok güzel bir soru. Şimdi Atatürk yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni gelmiş geçmiş en ünlü, en önemli, en saygıdeğer, rahmetli bir insan. Öyle mi? Evet. Saygı duymak lazım. Atatürk'ü seven, sevmeyen herkese saygı duyun. Ama şimdi bir Anıtkabir'i gidip ziyaret etmek neden putperestlik oluyor arkadaşlar? Bir saniye abla, ben sevmeyene saygı duymuyorum. Ya tamam ben zaten duymuyorum ama şu anda o insanlar saygı duymuyorum diye insanlara ben kendim neden saygı duyuyorum? Ezilmeleri için saygı duyuyorum diyorum. Yok abla, çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kim? Atatürk ya. Bunu lütfen Allah aşkına inkar edilmesin. Ediliyor işte, sıkıntı yok abla edilmesin. Yani. Tamam edilsin. Bir gün zaman geldiği zaman çok anlayacaklar da iş işten geçmiş olacak. Ya, abla işte bunlar sayesinde iş, evet, işten geçecek ama. Şimdi üzülüyorum. Ne? Neden putperestlik oluyor? Atatürk'ü ziyaret. O zaman tamam bak ne güzel soru. Öyleyse o zaman camiye giden insanlar da onu yapıyorsa o zaman onlar da mı putperest? O zaman onlar da putperest.
İşte öyle bir şey var mı? Öyle bir şey var mı? Bence bu çok yanlış bir şey yani. Çok yanlış. Çok üzülüyorum. O zaman senin söyleminden şu mu? Eğer ki Atatürk'e Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunup da putperest diyorsanız siz de aynısınız. Yani onlara diyeme ben de o cevabı veririm. Yani. Çünkü sonuçta putperestlik değil. Değilse o zaman o camide yapanlar da değildir. Ama o evet o düşünceyle olanlara ben derim ama o düşüncede olmayanlara saygım sonsuz. Herkesin ibadetine saygı duyuyorum. Ama o şekilde eğer düşünülüp diyorsa demek oraya giden insanlar da öyle düşünüldüğü için öyle düşündükleri içindir yani. Öyle bir şey olur mu ya? Yani sonuçta biz ne bileyim çok bilmiyorum ya. Vallahi çok ben, üzülüyorum vallahi. Ben bu soruyu işte merak ediyordum. Senden sordum. Vallahi bence bu olay bu yani. Saygı durmak lazım. Putperestlik olayı yok. Onu bir kaldıralım. Ne putperest? Allah aşkına ya. Peki insanların maymunlardan türedi teorisine inanır mısın? Ben şimdi şöyle. Bir zamanlar ben çok böyle araştırmacıydım. Çok okurdum. Eskiden böyle maymunların insanlardan geldiği falan filan ama sonra o tez çürütüldü. Çürütüldü yani. Çünkü neden? Çünkü topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Yani çok büyük bunun tartışması oldu. İnsanlar maymundan geldi falan filan. Hayır ya. O sonraki şeydeki bunu bulan yabancı neydi beyefendinin ismini bak şu anda unuttum. Darwin mi? He, o çok araştırdı ve sonradan hayır olmadığını kanıtladı. Yok topraktan, abi böyle bir şey yok ya. Topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Darwin öyle mi tespitte bulundu en son? Ya evet sonraki araştırmalarda yapılan sonraki araştırma önce maymundan insanların türediğine inanıldı. İnsanlar daha sonraki araştırmalarda bu tez çürütüldü. Ve Darwin toprak tarafından mı abla? Valla Darwin mi? Zannetmiyorum. Eğer öyle Darwin olmuş olsaydı. Darwin mi yoksa başka? Bak şimdi orada bir yanılma yapmayayım. Darwin değildir. Şeydir, başka bir araştırmacı bir ismini şu anda inan hatırlayamadım valla. Ölen var ya galiba tekerlekli sandalye. Öyle bir şey. O ateistti galiba sonradan galiba. Evet çürütüldü sen onunla falan. Şey yaptın. Evet, Darwin'i demeyelim. Yani daha sonra topraktan geldik toprağa gidiyoruz dendi. Anladım. Yani hala da biz bu konu üzerinde muallak bir durumdayız. Ve hala da çelişkideyiz siz yani. Siz buna peki topraktan gelip topraktan gideceğiz durumuna inanıyor musunuz? İnanıyorum ben sadece şuna inanıyorum. Bir yaratan bir güç var bak bir yaratan güç var. Onu inkar eden çarpılır. Bak bir yaratan güç var. Çünkü şu tabiata doğaya baktığınız zaman ya demek ki bunları yaşatan canlılık veren yani nefes aldıran bir güç var. Ben o güce inanıyorum. Ben o güce inanıyorum. Peki abla, yaradan nasıl yaratıldı? Madem i̇şte, öyle laf işte, lafa açtı. Tamam, haklısın. İşte onu zaten çözemediğimiz için böyle tıkanıp kalıyoruz. Çözemiyoruz ve tıkanıp kalıyoruz. Yani sonsuzluktan gelen bir evet. Yaratıcı var. Var işte. Yaratılmamış onu... ve şey. Evet. Yani eskiden sorgulayan bir insan değildim. Hı-hı. İmanımı kaybederim diye. Sorgulamıyordum ve sürekli biat ediyordum. Yani hiç araştırmadan sormadan. Ama bir gün artık göz perdemiz mi açıldı diyelim. Ne diyelim ona bir tabir bulamıyorum şu yani, anda. Yani evet. Sonra ya düşündüm ya yaratan hani gene çekine çekine dedim hı-hı. Ki yani ben nasıl sorgularım ya. Sorgulayamıyorsunuz işte. İşte olay ama, orada. Ama işte ben yeri geldi artık sorguladım düşünmeye başladım. Ya tamam bir yaratıcı var yani bir tabii, yaratıcı tabii var ama canım, tabii yaratanı kim yarattı? İşte onu zaten bulamıyoruz tıkanıp kalıyoruz. Şimdi onu bulamıyoruz. Onu da çok böyle irdelersen yani hakikaten kafayı yersin. Dinden çıkıyorsun. Evet kafayı yersin. Yani düşünüyorsun ya Allah Allah diyorsun. Yani bak bir insandan doğuyor. Yani canlı bir şekilde 9 ay taşıyorsun. Onu doğuruyorsun. Yani dünyada iyi kötü acı tatlı yaşıyor ve o insan ölüyor toprağa gidiyor. Ve günlerce kendine gelemiyorsun çok sevdiğin. Evet. Mesela ben bir senede biz rahmetli babam arkadan erkek kardeşim kaybettik. Dostlar sağ olsun. Yani ben yeni kendime geldim. Çok acı. Düşünüyorsun yani diyorsun imkansız bir şey. Ama öbür türlü diyorsun ki yani hepimiz bu dünyaya geldik. Hepimiz ölümlü bir kuluz. Hepimiz gideceğiz. Ama işte o gücü inan bulamıyorsunuz. Evet. Ama benim sonsuz bir güce inancım var. İnan her sabah benim kalktığım zaman yatağımda Yaradan'a hep sığınırım. Yaradan'dan isterim. Dualarım yaparım. Çoluğum, çocuğum, ailem, ümmeti Muhammed için hep isterim. Ama o gücü unutmamak lazım. Anladım. Unutmamak lazım. Peki abla, hangi canlı türünün neslinin tükenmesini istersin? Ha, bu da güzel bir soru. Hangi canlı türü? Vallahi ben insanları seven bir kişiliğe sahibim. Burcum da Yengeç Burcu. Su grubundan merhamet, insanlık duyguları fazla, acıma duygusu fazla. Bu dünyada kötülük yapan, başta hayvanlara zulüm yapan, hayvanlara eziyet çektiren insan neslinin tükenmesini istiyorum. Bir tükensin. Buna kızan da kızsın hiç umurumda değil. Çünkü neden?
O hayvanlara yapılan eziyetleri görünce ben çoğu zaman çok ağlıyorum, üzülüyorum. Ya o da bir can, ben çok şahit oldum ve bununla ilgili çok kavga ettim. Biraz ben hayvansever bir aile olduğumuz için biraz değil, çok çok hayvansever bir aileyiz. Gördüğüm zaman vallahi orada o insan öldürüldüğü zaman gözümden bir yaş gelmiyor. Ama o hayvanı öldürdükleri zaman gözümden çok yaşlar geliyor. Bu neslin tükenmesini istiyorum. Tükensin. Yani hayvan olarak neslinin tükenmesini istemediğiniz bir hayvan yok. Hayır, hayvan olarak. Çünkü hayvanlara eziyet etmediniz mi? İnan en kötü yılan bile gerçekten çok şey bir hayvan. Eziyet edilirse canının yanacağını anladığı zaman kötü oluyor, evet. Canım ya. Niye durup dururken olsun? Bir kedi köpek geliyor, seviyorsunuz, görüyorsunuz, evet. Size alışıyor değil mi? Yani. Ama sen ona bir tekme vur, hayvan anında hırlar. Yani. Onun için kötülük yapan insan nesli bitsin. Soru lütfen. Soruyu çektim Adem abi. Tamam. O soru soruyu açtı. Geçen bunu İsmail Hazar abime de sordum bu soruyu. Hı-hı. O zaman yeri geldiği için soruyorum. Tamam. Hayvanların deneylerde kullanılması etik mi peki? İnsan sağlığına hani ilaçlar bulunuyor. Yani şöyle bakırsan ona da karşıyım ama şimdi... Öbür türlü de yani bu insanların sağlığı için de bir şey kobay olarak kullanılması lazım değil mi? Ama hayvandan izin almıyorsun. Hayvandan işte izin evet, almıyorsun. İzin almıyorsun. Alınmıyor. Hayır. Evet. Velhasıl hayvan olarak o hayvan olarak dünyaya geldik. Geldi almıyorsun. Bir fareyiz mesela yani o deneyde. Ya ona da aslında çok üzülüyorum. Neden onlar kobay olarak kullanıyor? Veya neden ilim daha farklı yönlerle bulup da o teknoloji bulup da onu çıkarmıyor da hayvanlar üzerinde? Yani buna da üzülüyorum ben. Çelişki değil mi şimdi abla? Evet, mesela bir hayvan sever. Evet ben ya. Çok üzülüyorum. Yani tamam diyorsun bu mesela hayvanı fareler, seviyoruz ama bu sefer mesela çok şeyler fareler üzerinde evet. Yapılıyor deneyler. Evet. Çünkü farenin vücut yapısı, kemik yapısı insanlarla daha çok yakın olduğu için sonra düşünüyorsun ya diyorsun yazık ama fakat buna da bir teknoloji keşke bir şey bulsa da inan o hayvanlar üzerinde de o da yapılmasa. İşte ben üzülüyorum yani üzülüyorum ama bir şey de yapamıyorsun. Çok çünkü çelişkili. Çok acı bir şey aslında ama bilmiyorum ya. Bunun cevabını da hep ikilem sorular değil mi aynen. Abla ya? Bunun da cevabını bulmak çok zor vallahi. Evet. Ölü ya da yaşayan herhangi biriyle tanışabilecek olsaydınız bu kim olurdu abla? Atatürk. Evet. Hiç. Yani sorgusuz sualsiz Atatürk'le tanışmak. Ben de isterim. Onun karşısına geçmek. Elini öpmek, o mavi gözlerine bakmak evet. Çok isterdim. Çok evet. Doblolu enişte. Peki abla, Türk kızlarındaki yabancı erkek hayranlığı neden dolayı kaynaklanıyor? Şimdi Türk kızları deli gibi aşık oluyor, seviyor, evleniyor. Ama bir müddet sonra çok aldatma oluyor ya, çok aldatma oluyor. Bilmiyorum deli gibi sevip de alan erkeklerde bu daha çok oluyor. Avrupa'da bir saygı var. Avrupa'da anlaşamadığı zaman ne oluyor? Direkt ayrılıyor değil mi? Evet. Ama Türklerde o değil. Ayrılmıyor ama her türlü şeyi de yapıyorlar. Her türlü ya o zaman ayrılacaksın ya da yapmayacaksın. Ha. Yani onun için Türk kızlarında artık bu hele son 10 sene mi diyeyim 15 sene mi diyeyim daha çok böyle yabancı erkeklere şey arttı, talep arttı. Çünkü gerçekten yabancı erkeklerdeki evlilikler veya ilişkiler ben birkaç da şahit oldum. Çok sadık oluyorlar onlar. Ha. Eğer istemiyorlarsa karşılıklı konuşup bitiriyorlar. Ama evlilik müessesesinde ha onlarda hiç mi aldatma oluyor ama inan bizdeki kadar olmuyor. Bizdeki kadar olmuyor. Onun için belki de onlar da artık Türk erkeklerinden dillerim yanmış. Onun için istiyorlardır. İnternet, bu benim görüşüm ama bilemem daha başka. İnternet çıktı çıkaldı herhalde aldatma olayları bayağı bir çoğaldı. Ama onu sorma Allah aşkına yani. Sorma. Yani evlilere biz bekarız ayol sevgilimiz yok. Bu evlilere ne olmuş böyle? Her gün bir evli başı kapalı kaçıyor. Evet. Anneme gidiyorum annem Esra Erol'u izliyor. Evet. Anne bunları neden izliyorsun? Ya kadın evde hadi izliyor ama ben hayatımda o kanalları izlemem ya. Cahil cümbelek kadınların erkeklerin ona kaçtı buna kaçtı ona gitti ya kaçtı da bir şeye benzese. Anladım. Beterinden beterine gidiyor Allah aşkına ya. Peki bu programları tasvip ediyor musun abla? Hayır ben vallahi etmiyorum kaldırılsın. Bu programlar çıktı evet. Çıkalı kadınlara bir özgüven geldi. Özgüven daha başka güzel şeylerle gelsin ya. Kadınlar kaçıyor, yufkacıya kaçıyor, ekmekçiye evet. Kaçıyor. Ya Allah aşkına hani kaçtı iyi bir şey olsa neye yağmurdan kaçarken doluya evet. Tutuluyor. Yarın öbür gün adam da onun hayır, içine zaten tekmeyi vuracak. Şimdi düşün sana bir evli kadın geldi. Sen o kadınla ne kadar güven sağlayıp da
mutlu olabilirsin. Yok, bana bugün kaçan yarın bana bırakacak, başkasına kaçacak. Tabii ki yani biter yanı yok o ve onların sonu hüsran, sonu perişanlık. Türkler de okumuşluk çok az olduğu, kendilerini geliştirmemiş. Geliştirmedikleri için de şey, cahil cümbelik iş yapıyor. Ya kadın 3-4 tane çocuğunu bırakıyor kaçıyor, ya evlat bırakılır mı? Allah aşkına evlat bırakılır mı? Ben çocuklarım için hayatımı heba ettim ya. Son bulur mu peki bu tür tarz şeyler? Bu devam eder gider, devam daha, eder, da, daha da kötüye gidiyoruz. İnan, daha da kötüye gider. Gidiyoruz. Kesinlikle. Zaten bu sanal alem çıktı. Biz sanal alemi hepimiz kullanıyoruz. Ben ne için kullanıyorum? Sanatımla ilgili kullanıyorum, güzel paylaşımlarla ilgili kullanıyorum. Ama orada bütün bakıyorsun, evli kadınlar, evli erkekler, o ona, bu buna, ya Allah aşkına bırakın bekarlar bulsun ya. Evet. Bekarlar bulsun, bekarlar daha usturuplu, daha düzgün. Vallahi evlilerin çifter çifter sevgilisi var ya. Bu nasıl oluyor Allah aşkına? Sosyal medya aracılığıyla. Vallahi sosyal medya yani. Tamam. Sosyal medya zaten insanlar, şöyle diyeyim, evde kapanmışlar. Hayatın her türlü yaşantısını sosyal medya üzerinde yürütüyorlar. Evet. Çok yanlış. Normal dışarıda sosyal hayat yok. Yok, sosyal hayat kapatmışlar. Hatta ben birkaç gruba beni böyle eklemişler, hani böyle sanatsal yönümle şarkılarımı dinlemek için. Bakıyorum o grupta paylaşımlarda yöneticiler diyor ki ya bugün diyor evli kadınlar erkeklerinde sesi yok, ortada yoklar. Neden? Çünkü eşleri evde kayıp. Benim 7-24 saatte açık olur, cumartesi de açık olur, pazarda, ama evli erkekler bakıyorsun hakikaten hafta sonları veya akşamları kayıp. Kadına yakalanmıyor. Kadına yakalanmıyor, kadın da kocaya yakalanmıyor. Evet. Ha, bunun yanında şu da var. Kadın öbür odada sosyal medyada fingirdeşiyor. Ben artık biraz çok harbi konuşurum. Erkek de öbür odada fingirdeşiyor. Evet. Ve bunu karı koca da biliyorlar yani ne yaptıklarını, ama sessiz kalıyorlar ya. Hakikaten gerçekten öf ve anneanneler bitmiş. Bu gidişle daha da ahlaki daha da çöküntüye uğrayacağız değil mi? Çok fena. Yani. Ahlaki çöküntü inan diplerde şu evet, anda. Diplerde evet. Peki abla, sana bir soru sormaya çalışacağım. Tamam. Soruların çok güzel. Çok bunun enteresan. Gibi, bunun gibi. Ya basit bir şey yapmayayım dedim abla. Yok, işte aslında bu sanat kariyeriniz nasıl falan gibi. Ben toplumdaki olayları sorgulayacak yani soruları soruyorum tamam, abla. Tamam o güzel. Yani insanların benim konseptim bu. Şu toplum içinde hakikaten sıkıntılarını yaşatılıp bu sıkıntılara bir soru cevap bulamamak. Veyahut da ne bileyim bunları birileri böyle öne atıp da bununla ilgili tartışma yapabilmek. Yani, bunlar çok güzel bir şeyler bazı yani. Bazı sorularım var mesela hani Türk televizyonlarına gelip o soruyu sorulmaz. Yani, hı hı. Etik olmaz. Ama ben hani normal bir vatandaş yani, olduğum tabii, için aynen. Tepki edeceksen problem yok. Çekmesem de problem yok. İşte yani. Yok RTÜK kanalımı kapatacak ya da bir şey öyle bir sıkıntım yok. O yüzden ya soruyorum abla ya. Abi kardeş şeyle abla normalde hani arkadaşlarla mesela gidiyorken yani muhabbetimiz oluyor, soru cevabımız oluyor. Ben de hani dedim ki bari bu ters şeyleri tabii ne güzel konuşayım. Sıradan arkadaşımın cevap vermesiyle sizin ve sanatçıların cevap vermesi farklı bir tabii durum. Tabii ki tabii. Anlatır mı? Haklısın. O yüzden abla. Evet evet güzel bir şey. Peki abla, Türkçe giderse Türkiye gider diyen Sayın Profesör Doktor Oktay Sinan Oğlu'na katılıyor musun? Katılıyorum. Tabii ki canım. Türkçe giderse. Şimdi diyorlar ki Türkçe konuşulmasın, Arapça olsun, Arapça konuşulsun. Öyle bir şey var mı canım? Arapça konuşuluyor ama Türkçe nasıl bir anda yok edilebilir? Türkçe gittiği zaman Türkiye'de gider. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Öyle bir şey olamaz. Olamaz. Katılıyoruz değil mi? Katılıyorum aynen. Türkiye gider diyorsun. Bir gider, ülke bile elden gider, çıkar diyorsun. Gider. Tabii ki gider. Ne oluyor? Çünkü özümüzden uzaklaşıyoruz. Evet. Farklı bir şeyin içine giriyoruz. Ne olacak o zaman? Bitmiş oluyor canım. Olur mu öyle şey? Peki abla, din ve bilim birçok konuda birbirine ters düşüyor. Evet. Peki siz bu iki kavramdan hangisine daha çok güveniyorsunuz? Din ve? Bilim. Bilim. Ben bilime katılıyorum tabii canım. Bilim gittiği zaman bak, din zaten herkesin kendine göre bir dini inancı var. Bir dini inancı var ama çok uç noktada, ama ortada, ama kenarda var. Ama bilim, bilim gittiği zaman işte her şey yovazlaşıyor. Bilim gittiği zaman her şey katılaşıyor. Bilim gittiği zaman her şey kötüleşiyor. Bugün diyorum bilimi olan, okuyan, yani eğitim alan. Şimdi Türkiye'de eğitim oranı düşük. Eğitim oranı düşük olan bir yerde inan sağlıklı bir şey beklemeyin. Onun için ben bilimin önündeyim. Anladım. Zaten din bir şekilde herkesin dini kendine göre var. Ama bilim yok olduğu zaman her şey yok olur. Peki inan. Madem dinden açıldı abla, şu soruyu sorayım ben sana. Tamam. Tanrı
yarattığı kulunun seçtiği seçeneği bildiği halde onu neden cehenneminde yakacak? Tanrı kulunun yaptığı kötülüğü isterse önleyemez miydi? Şimdi ben bu cennet cehennem olayı da bence çok böyle zaman zaman kafamda düşünmüşümdür, okumuşumdur. Ya şimdi yüce yaradan dünyaya getirdiği kuluna neden öbür dünyada yakmak için getirsin? Neden yakmak için getirsin? Sadece nedir? İyi ve kötü. O da nedir? Şimdi burada mesela yolda yürüyorsun. Bir çukur var değil mi? Bir çukur var. O çukurun içinde düştüğün zaman öleceksiniz. Evet. Öleceksiniz yani. Çünkü çukuru sana göstermiş. Ama öbür tarafa giderseniz düz yoldan gideceksiniz. Bunun gibidir. Şimdi tabii ki hayat güzel, yaşamak güzel ama dünyanın içinde de, yaşamın içinde de iyilikler ve kötülükler vardır. Bu da nedir? Şimdi siz kalkıp bir insanın canına kast ederseniz, öldürürseniz bu bir günahtır yani. Evet. Yaradan bunu vermiştir, yaradan alır. Değil mi? Evet. Bu bir günahtır. Ama cennet cehennem olayında hiçbir zaman yaradan kulunu dünyaya getirirken öbür dünyada cennette, cehennemde falan filan diye de bence yargılayarak dünyaya getirmiştir. Bu dünyada her şey bu dünyadadır. Cennette bu dünyada, cehennemde. Neden dedim ya işte olay. Ateş var. Cennette, o ateşe gidersen yanarsın canım cennet, benim. Cennet cehennem yok mu o zaman abla? Ben cennet cehennemin olduğuna inanmıyorum ve cennet cehennemin şu anda dünyada yaşarken bu dünyada olduğuna inanan bir kişiyim. Bu dünyada inanan bir kişiyim. Bak çünkü şöyle, ben çok kitap okuduğum zamanlarda böyle insanları yargılıyorum. Bir insan, şimdi bak hepimiz 9 aylık dünyaya gelmişiz değil mi? Yaradan evet. Hepimiz 9 aylık dünyaya geldik. Ama bir kesim parayla oynuyor, şatafatlı evet. bir hayatı var, güzel bir hayatı var. Bu insan cennetli arkadaşım. Bu insan cennet. Ama bir insan da, bir insan grubu da var. Ekmeği zor buluyor, barakada yaşıyor, çok zor şartlarda. Bu şu anda cehennemde. Evet. Cehennemde. Ben... Adalet bunun neresinde abla? Benim görüşüm, benim görüşüm bu olduğu için ondan ben Allah'ın öbür kulunu cennette yakacak cehennem. Hayır, 9 aylık getirdi. O zaman herkese varlık verseydi, herkese para verseydi. Ortalık karışıyor abla ya. Evet. Yok yok, zaman... yok, şu anda senin konuştuğun Tanrı'ya inancınla cehennetle cehenneme inanmayış imana ters olmuyor mu? Hayır, ben bak elhamdülillah Müslümanım ve imana o kadar çok... şey yapan, tapan, yani Allah'ın evet. her zaman dualarımla yola çıkan, sonsuz inancı olan bir insanım ama ben o konuda çok fazla şey yapmıyorum, inancım yok. Bunu beni yargılayan da yargılasın. Anladım. Yargılasın. Fikir cennet, abla. Cehennem bu dünya. Ve bu dünyada yapılan iyilikler, kötülükler de kötülük yapan bu insanlar, bu dünyada o kötülüğün bedelini ödemeden o bir tarafa gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Kim öbür dünyaya gitti geldi ya? Öbür dünyada ne yaşanmış, ne görülmüş bilen var mı? Ha tabii ki işte demin dediğim gibi. Yine bu dünyada yaşarken kurallara uyarak zaten düzgün yaşıyorsanız cennet ve cehennemi de kazanmış oluyorsunuz. Anladım. Yalan mı? Doğru. Zaten iyi bir insansanız, insanlara kötülük yapmadıysanız zaten cennetlik bir insansınız. Ama kötülük yapmışsınız, darp etmişsiniz, hırsızlık yapmışsınız, adam öldürmüşsünüz zaten cennetlik değil, cehennemlik. O zaman burada abla ya. Tamam da cennet cehennem yok diyorsan madem soru soruyu doğuruyor. Tamam. Soru bunu sordur. Tamam. Bana bu soruyu sormayı gerektiriyor. Evet. O zaman Allah'ın adalet kavramı yok diyebilir miyiz? Bak neden? Dün mesela gene bir YouTuber'daki bir video izledim. Hı hı. Adamlar yani abla aylık 5 dolar gibi bir durumda geçinmeye çalışıyor. Hı hı. Ve de çok sefalet halinde. Şimdi bu adam dünyadaki cehennemi yaşıyor. İşte bak, bu adam niye peki cenneti yaşamıyor? İşte bak sana şey demek isterim yani cennet cehennem bu dünyada işte diyorum. Bak hepimiz 9 aylık olmuş. Ama niye adalet yok abla o zaman? İşte o adaleti, evet. orada da işte bir çelişki var, onu da çözemiyorum evet, işte ben. Onu yani, ben de çözemiyorum. İşte diyorum hep evet. çelişkiler var abla. Çelişkileri zaten işin içinden çıkamıyoruz. Doğru yolu tam bulacağız da. İşte onu düşündüğün zaman, o zaman diyoruz ki bir yaradan güç var. Eyvallah, ona sonsuz güvenimiz var, sonsuz inancımız var. Ama öbür türlü de gerçekten bir kuluna çok yağdırıp da bir evet. kuluna ekmek parası veremiyorsa o zaman düşünüyoruz. O zaman bu kul... Yaradan bu kulunu getirmiş, şimdi bu adam fakirlikten öbür dünyada cehennemde mi yanacak fakirlikte? Veya öbür zengine malı mülkü vermiş, o cennete mi girecek? Zaten bu dünyada yaşatıyor. İşte o çelişkileri maalesef çözemiyoruz. Çözemiyoruz değil mi? Çözemediğimiz için de işte insanlar günah işlerken veyahut da inançları olmayan insanlar işte bunları düşünerek aa diyor benim bu durum böyle, benim inancım yok diyor, işin içinden çıkıp gidiyor. Çok yani bunu... Şey gibi hani bir kuyuya ip atasın, ip atarsınız da kuyunun dibini bulamazsınız. Bu da öyle bir şey. Kuyu dibi bulunmuyor. Bulunmaz. Abla. Bulunmuyor. Abla. Dininde, kainatında, yaratanında inan dibini bulamaz. Peki abla, ben de şans olsaydı annemden erkek doğardım dediğiniz zamanlar oldu mu? Vallahi dedim. Çünkü neden? Şimdi ben ailede
rahmetli bir tane erkek kardeşim vardı, rahmetli oldu, mekanı cennet olsun. Çok sessiz. Annem hep derdi, keşke bunun yerine sen erkek olsaydın, bu kız olsaydı derdi. Ben biraz çok cabbar yetiştim genç kızlığımda, çocukluğumda. Böyle erkek gibi yetiştim. İyi ki de öyle yetişmişim. Çünkü bizim yaptığımız camia, bizim yaptığımız sanat gerçekten zor bir sanat. Çünkü neden? Biliyorsunuz yeri geliyor, ben hep kalite yerlerde çıktım ama beyefendi geliyor, çok beyefendi. İçki yani şişedeki gibi durmaz derler ya. Bir müddet sonra bakıyorsunuz yani insan karakteri değişiyor. Şimdi orada eğer biraz fıksız, sessiz olursanız çok ezilirsiniz bizim camiada. Çünkü gece alemi olan bir camia. Biraz cabbar olacaksınız ki haklarınızı koruyacaksınız, kendinizi koruyacaksınız. Onun için zaman zaman demiştim ya, keşke bir erkek olsaydım. Vallahi çok da böyle eli maşalı bir erkek olurdum ama kötü anlamda değil. Yani böyle tuttuğunu koparan cabbar bir erkek olurdum. Ama bir bayan olarak da çok şükür cabbarım yani. Yok, cabbarım. Peki abla, 2014'te yaptığın albümden sonra yeni albüm çalışmasına başladınız mı? Var mı böyle bir durum? Şu anda var, evet tabii ki. İki tane bir okudum. Zaten ben, benim patronum Sayın İlyas Özdemir'in, ona söz ve müziği ona ait olan türküler var. Zaten albümlere 5 türküm İlyas Özdemir'e ait olan. Şimdi tekrardan gene iki yeni türküm var. Bir tanesini okudum. Bir tanesinde işte bu kar girdi, şu bu girdi derken kaldı. Yakında işte onu da Allah nasip ederse stüdyoya girip okuyacağım. Bu arada bestelerin babası Mustafa Beşikçimiz var, sağ olsun. Buradan da ona sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Mustafa abi, sevgiler, saygılar. Evet, saygılar. Çok iyi bir dost, arkadaş. Onunla da sürpriz, şu anda söylemeyeceğim, sürpriz çalışmalarımız olacak. Allah nasip ederse yaza kliplerimiz var, okumalarımız var. Ama biraz şeyde kalsın herkes. Merakta kalsın, mekrada, beklemede ve merakta kalsın. Bomba gibi geliyorum. Çok değişik böyle bir şeylerimiz var. Evet, var, konseptlerimiz var. İnşallah yakın zamanda o da olacak. Tabii dediğim gibi pandemi bayağı bir etkiledi herkesi, bizi de çok etkiledi. Biz de bu arada dinlenmeye çekildik, Nadas'a çekildik. Ama inşallah yakında güzel güzel şarkılarımızla, eserlerimizle, bomba deyin, böyle çok farklı, çok değişik. Biliyorsunuz Mustafa arkadaşımız çok değişik böyle formatlarla, çok değişik konseptlerle eserler yapan. Hatta onun bir tane var, şapur çupur falan diye. Bayağı bir revaçlı o şu anda. Onun için herkes beklemede kalsın. Beklemede. Merak güzeldir acaba ne diye. Şimdi söylersek onun tadı tuzu kalmaz. İnşallah patlar da ben de artık bunun revizyonu sanırım işte. Bakın ben Hürriyet Akbaba'yı... Siz belki ne güzel yani, uğurlu gelirsiniz yani, siz de. Siz de bana uğurlu gelirsiniz. İnşallah, inşallah. Ben de bunun övüncünü taşırım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Çok daha teşekkür ederim. Evet. Evet. Allah nasıl gördüm valla. Aile işte hadi. Ey gözü görmüyorum, ne yapayım abla. Şimdi bak, arkadan giden şu gençleri düşün. Valla ana bak. İşte yani ben bir erkek olsam... Valla bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Anam. Erkekler gene çok şey ya. Vallahi bu konuda. Çok usturuplu mu diyeyim, ne diyeyim? Yani. Bugün motorcuların günü mü bu? Ne böyle? Başka sorumuz var mı abla? Vallahi şu anda yok yani herhalde. Peki. Sorumuz. Şimdi kapatır gideriz yani. Güzel sorulardı. Vallahi bayağı beni bir sellettin sen yani. Abla davetimi kabul ettiğin için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne güzel oldu. Vallahi böyle bir sürpriz oldu. Ben böyle arada değişik değişik röportajların yapılmasını çok seven bir insanım. Vallahi güzel bir sürpriz oldu. Ne güzel. Hem böyle İstanbul'u turladık. Evet. Hem böyle röportajımın muhabbetimizi yaptık. Ben çok teşekkür ederim. Ben de ederim. Size ama böyle bir şeyde beni ağırladığınız ben için. Ben de ederim. Ama son bir sorum olacak. Tamam. Bu videonun YouTube kanalımda yayınlanmasını ister misin? Ya tabii izin veriyor musun? Tabii ki, niye ya, gayet güzel yayınlansın. Yayınlansın, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yayınlansın tabii ki. Evet sevgili Doblo'lu Enişte kanal izleyicileri. Allah abone olsunlar ya, söyle. Evet. Doblo'lu Enişte kanalına lütfen dostlar, arkadaşlar abone olalım. Gerçekten izlemede kalın, çok sürpriz sorular. Çok sürpriz konuklar. Yani söyleşi çok güzel. Tavsiye ederim dinlemenizi. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiyle saygılarımı gönderiyorum. Öpücükler size. Esen kalın. Esenler. Hoşçakalın. Doblolu enişte.